Erhan Yılmaz, evet, referandum artık sonuçlandı. Kesin sonuçlar belli olmasa da sandıkların tamamı açıldı. Türkiye kararını verdi ve yeni sisteme evet dedi. Akıllarda pek çok soru işareti var. Yeni sistem ne zaman hayata geçirilecek? Bu süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen bu soruların yanıtlarını da TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'dan alacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Yoğun bir gece geçirdik, yoğun bir süreç geçirdik. Artık Türkiye resmen kararını da verdi. Ben hızlı bir şekilde aslında sıcak bir tartışmayla başlamak istiyorum. Referandum sonuçlarına dair en sıcak tartışma YSK'nın vermiş olduğu mühürsüz oyların kabul edileceği tartışmasıyla başladı. Doğru. Muhalefet hızlı bir şekilde bunu mahkemeye taşıyacağını, itiraz edeceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etmeye hazırlanıyor ama YSK daha önce bu tarz kararlar verdiğini söylüyor. Nasıl olacak süreç sizce? Önce ondan başlayalım ama yani önce yapılan tartışmalarda ve özellikle dün akşamda akşamdan itibaren ki çok hızlı bir şekilde bir defa bu referandum sonuçlarıyla biz karşı karşıya kaldık. Hızlı bir şekilde de sonuçlandı. Bunun altını çizmek gerekiyor ama burada en önemli noktalardan bir tanesi 7.30'da sonuçları elde ettikten sonra sosyal medyada Amerika tandanslı ve Almanya tandanslı olarak başlatılan algı operasyonunun Türkiye'ye ulaşması yine bir televizyon kanalında yapılmayan bir açıklama üzerinden. Yani YSK işte biz mühürsüz oyları kabul ettik açıklaması yapmamasına rağmen böyle bir açıklama yapmış gibi göstererek başlatılan bir tartışmaydı. Hı hı. Dolayısıyla burada aslında bir taraftan 51.4'ü küçümseme, işte ya bu oy nedir? Aslında bu 51.4'ü bir yenilgi gibi gösterme anlamına gelen bir tartışmayı da başlatmış oldular. Ama bakıldığı zaman şimdi 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimde, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde veyahut 2014 yılında 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başka bir şey olmadı bir defa. Yani bütün bunların hepsi aynı tartışmaların etrafında veyahut aynı uygulamanın YSK tarafından aynı uygulamanın etrafında yapılan uygulamalardan bir tanesi. Kaldı ki burada açıklamayı bir kez yaparsınız ve tartışmalara son noktaya koyarsınız. Zaten ben bunun bir hukuksal tartışma değil de bunun aslında bir siyasi tartışma olduğunu düşünüyorum. Şunun için Sultan, bak şimdi YSK'nın üyelerine baktığımız zaman burada Cumhuriyet Halk Partili üye de var, AK Partili üye de var, MHP'li üye de var. Yani dolayısıyla YSK'nın bu adımı atarken farklı bir yöne evrilmesi diye bir şey söz konusu değil. Zaten onların onayıyla bunu atıyor. Dolayısıyla biz bunu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği gibi bir hukuksal tartışma değil kesinlikle. Biz bunu aslında açıkçası bir siyasi tartışma etrafında değerlendirebiliriz. Tekrar etmek gerekirse olmayan bir açıklama yönünden çıkan ve daha önce yani hem geçen sene hem de ondan önceki seneki seçimlerde yapılan bir uygulamanın benzeri gerçekleştirildi. Daha önce evet sonuçlara baktığımızda ki, da tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Bir şey daha söyleyeyim. Bak mesela burada özellikle hem bu oy pusulalarındaki hem de zarflarda filigran olduğunu çok net bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Bunları zaten daha önce de yapmış. Vay efendim niye böyle yaptı? Şimdi ama ben şunu eleştiriyorum Yüksek Seçim Kurulu anlamında. Biz biliyorsun işte bu yuvarlağa tercih şeyini evet. Basmak. Günlerce yani genelde yaptık. Yani burada çağa ayak uyduran, bu iletişim çağına ayak uyduran ne oy pusulamız var, ne mührümüz var, ne de zarfımız var. Yani burada bu noktada yani 18 yaşındaki bir kişiyle işte yaşı 70'in üzerinde olan bir kişinin çok rahat bir şekilde oy kullanabileceği bir aslında sistemin oluşması gerekiyor. Bunu niçin söylüyorum biliyor musun? Dün akşam geçersiz oylara baktığımız zaman ki ben bunların çok ekseriyetinin evet olduğunu düşünüyorum. 860 bin geçersiz oy var. Yani 860 bin geçersiz oyu olan bir yerde Yüksek Seçim Kurulu'nun şapkasını önüne koyup ya arkadaş bu mühür niye böyle, bu şey zarf niye böyle, bu oy pusulası niye böyle diye düşünmesi gerekiyor. Bu noktada da çağa uygun ve biliyorsun biz dün 7.30'da bütün sonuçları aslında ulaşmıştık. Evet. Ama işte yine o televizyon kanalında şöyle bir şey söylendi. Vay efendim niye saat 10 oldu hala Yüksek Seçim Kurulu'nun elindeki veriler %54'leri 60'lara ancak ulaştı. Ya bunlar devlet memuru. Yani devlet memurları ne yapar? Yavaş çalışır. Hani bunu ben espri olarak söylüyorum ama resmi olarak gidiyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu resmi olarak gidiyor. Resmi olarak gittiği için bu gecikme doğal. Dolayısıyla buradan da aslında bir yol bulup bu tartışmayı yaptılar. Bir defa
Son olarak bu konuda söylenecek bir şey var. Türkiye bu seçimleri yeni yapmıyor. Referandumu dün 8.sini gerçekleştirdi ve Türkiye 1950 yılından beri onlarca seçim, onlarca yerel seçim, onlarca referandum gerçekleştirdi ve Batı demokrasilerine örnek olacak seçimleri gerçekleştirdi ve bugüne kadar yaptığı o onlarca seçimden hiçbirisi Sultan şaibeli olarak değerlendirilmedi. Türkiye'nin 1950 yılından beri yaptığı en iyi şey seçimlerdir. Seçim. Ve bugüne kadar yapılan referandumda dahil olmak üzere hiçbir seçim tartışmalı olmamıştır. Burada FETÖ'nün başlattığı algı operasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dün saat işte 10 civarında bir açıklama yaptı. Ona selam çaktı ve bu tartışmanın fitilini ateşledi ve dünkü konuşmasında tamamına yakınını, aslında bu konuşmanın tamamına yakınını bir şey tartışması olarak, bu işte bu geçerli geçersiz tartışması olarak yürüttü. Bugün özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, yani AGİT'in yapacağı açıklamaya da bir göndermede bulundu. Dolayısıyla bunları bu şekilde değerlendirmek zaten gerekiyor. Zaten birçok ülkede henüz açıklama yapmaktan kaçınıyor. AGİT'in açıklamasını bekledikleri yönde onlar da fikir beyan etmişlerdi. Sonuçları biraz okuyacak olursak, evet. Batuhan Bey, büyük şehirlere bakalım. Mesela hayır. Ama büyük şehirlerden önce istersen 51.4 ne anlama geldi? Onun ne anlama geldi? Tamam, bir yenilge mi, bir zafer mi, değil mi? Aslında Beşik Aydın'ın ilk açıklaması beklediğimiz bir sonuç değil demişti Başbakan Yardımcısı. Beklenti bu yönde miydi? Yani ben bilmiyorum ama o açıklamayı, yani şöyle bir şey, bak şimdi bir örnek verelim. Nereden verelim? Brexit'ten. Ne zaman yapıldı geçen sene? İkinci bir örnek daha verelim. Amerikan seçimleri. Ne zaman yapıldı? Kasım 2016. Yani bundan 4-5 ay önce. Şimdi Brexit'e bakalım. Brexit'te evet, yani Avrupa Birliği'nden ayrılalım oranı kaç çıktı? %51.8. Yani dün akşam bizim çıkan şey 51.4'te çok benzer, yakın. Trump'a bakalım. Trump Amerikan başkanı 51.2 ile seçildi. Bizden daha az. Ama seçilmesinin ötesinde bir şey var. Hillary Clinton'dan 200 bin az oy alarak seçildi. Yani bir de böyle bir şey var. Tenakuz durumu var. Yani hem oyu az ama buna mukabil işte dar bölge seçim sisteminden kaynaklandığı için seçildi. Oradaki oran da böyle. Şimdi Batı demokrasilerinde şunu Almanya çok iyi bilir. Bugün birazdan geçeceğiz yani onların açıklamalarına. Evet. Artı bir. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Artı 0,1. Fazla ise sen kazandın demektir. Yani burada açacaksın. Merkel arayacak Sayın Cumhurbaşkanı'nı, tebrik edecek. Avusturya diyecek ki Türkiye'deki referandumla ilgili tebrik edecek. Bunları yapmak yerine başka yollara saygılı diyalog çağrısı zaten. Bir de şu başlatıldı. İşte birkaç şeydir. Türkiye'de çok büyük bir ayrışma var. Ben aksine dünkü sonuçların ayrışmayla hiçbir alakasının olmadığını, aslında Türkiye'de taşların yerine oturduğunu, bu yeni dönemin, yeni siyaset dönemine göre uygun bir şekilde devam ettiğini, yani aynı Amerika'da olduğu gibi, yani işte Trump'ı da aynı şekilde CNN işte Amerika'da büyük bir ayrışma diye nitelendirdi. Ayrışma olur mu? Yani, yeni siyaset sisteminin, yeni retoriklerin, siyasetteki yeni sistemin oturması olarak değerlendirmek en doğrusu. Dolayısıyla dün akşamki, yani 16 Nisan sonuçları Türkiye'de bir ayrışmayı kesinlikle getirmemiştir. Aksine yeni siyaset yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir modelin yavaş yavaş ortaya çıktığını, aynı Amerikalılar, Amerika'da olduğu gibi demokratlar veya işte cumhuriyetçiler tarzında bir şeyin oturmaya doğru gittiğinin de göstergesidir. Yoksa bunu bir ayrışma gibi veyahut bir yenilgi gibi veyahut bir zafer gibi göstermek çok yanlış Başbakan olur. Binali Yıldırım dün balkon konuşmasında verdiği mesajlardan bir tanesi de aslında oydu. Birlik ve beraberlik, hayır oyu verenler de bizim vatandaşımız. Bundan sonra bu tarz bir ayrışma kesinlikle olmayacak sinyalini vermişti. Orada mesela bu verildiği halde aynı sinyali Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet, sonrasında. Ve Avrupa'da da aynı şey söylenir. Yani seçimlerden sonra seçim sattığında veyahut meydanlarda yapılan bütün tartışmalar, konuşmalar geride bırakılır. Önümüze bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyi ifade etti. Sayın Başbakan da aynı şeyi ifade etti. Ama buna mukabil öyle görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri, ki aynı zamanda Hayır Cephesi'nin de bayraktarlığını yürüten Cumhuriyet Halk Partisi lideri, bu tartışmaları önümüzdeki döneme aynı şekilde, aynı sertlikle taşıyacak gibi görülüyor. Zaten bunun tezahürünü yarın veya ilk salı grup toplantısında da çok net bir şekilde göreceğimizi ben buradan söyleyebilirim. Açılıyor. Birlik beraber demişken, o zaman Doğu ve Güneydoğu'dan gelen evet desteğine, evet,
bakacak olursak Batuhan Bey nasıl yorumluyorsunuz siz? Ya şimdi bir defa en başta söyledim ya, bu 51.4 bir mağlubiyet kesinlikle değil. Bu 51.4 4'ü aslında küçümsemek, işte ya referandum kılpayı geçti, işte şey olarak geçti demek çok yanlış. Bir defa kimse beklemesin ki hani %60'lar veya 57'ler. Yani bu siyaseten aslında bir ütopik bir şeydi. Belki de bir algı oluşturup aslında evet cephesindeki konsolide edilmiş seçmenin davranış biçimini veyahut sandığa gitme yöntemini ben açıkçası bozma operasyonu olarak değerlendiriyorum o oranların. Bir defa böyle bir oranı beklemek de çok yanlış olurdu. Ama çıkan şey, rakam çok dengeli ve şu şartlar altında gitti. Türkiye başkanlığı ne zamandır tartışıyor biliyor musun? 1989 yılından beri. Yani rahmetli Özal döneminden beri, ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk kez rahmetli Özal'ın kabrini ziyaret etmesi de en önemli göstergelerden bir tanesidir. Çok manidardır. Ve Sultan, sana ilginç bir rakam söyleyeceğim. Baktığım zaman aslında bunları da çok ciddi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Başkanlık sistemine destek Türkiye'de hiçbir zaman %45'leri geçmemiştir. Ve dün Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki evet cephesi veya liderliğindeki Türkiye yönetim sistemini değiştirmiştir. Ki evet, bizim ülkemizde yaşayan insanlar statikoya veya işte hayat tarzlarını değiştirmeden, hayat tarzı derken yanlış anlaşılmasın, bir berberini değiştirmek, bir evini değiştirmeye bile, berberini değiştirmeyen, ölene kadar aynı berbere giden insanların yaşadığı bir topraklarda yaşıyoruz. Evini değiştirmekten korkan, evini değiştirmek istemeyen bir toplulukta yaşıyoruz. Yani değişimden yana değil de statikodan yana olan insanların yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Buna rağmen bu oran %45'i, ben çok net bir şey söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı dün bu evet cephesinin, bu 60'a 40 hayır olarak çıkardı. Bak çok net söylüyorum. Ve Türkiye FETÖ operasyonları yaptığı bir dönemde 16-15 Temmuz darbe girişiminin yaralarını sararken, bunu herkes basite indirgiyor ama öyle değil. Yani Türkiye'nin temelini sarsan bir olaydı ve daha sonra yapılan bunun ardından yapılan bir seçime gittik ve bütün bunların ışığında 51.4 oy aldı. Müthiş bir başarı, gerçekten müthiş bir başarı. Çünkü siz 1923'ten beri Türkiye'nin var olan yönetim sistemini sil baştan yeni bir şey koyuyorsunuz ortaya. Ve en önemlisi de referanduma iki gün kala eyalet sistemi tartışmalarının ortaya konduğu bir anda, bir anda bomba getiriliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kucağına bırakılıyor ve bu tartışmaların ışığında bölünme olacak. Türkiye bölünecek. Türkiye bölünecek. Eyaletlere bölünecek. Türkiye parçalanacak. Türkiye eyaletlere bölünecek. Jargonlarının konuşulduğu bir ortamda referanduma gidiliyor ve bu referandumdan, orada da çok ilginç bir şey var. Madem bölünecek Türkiye, Sayın Baykal da bunun bayraktarlığını yapanlardan bir tanesiydi. O zaman benim anlamadığım nokta, yani ilk fırsatta soracağım hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Deniz Baykal'a. Madem Türkiye bölünecek, parçalanacaktı. Bir defa bunun yani yazılı bir şekilde bunun zaten olması mümkün değil. Bunu bir defa koymak lazım. Burada bu ülkede yaşayan hiç kimse böyle bir şeye bir defa müsaade etmez. Siz istediğiniz kadar yazın, çizin bilmem ne, ama burada özellikle Kandil'in, PKK'nın ve HDP'nin, madem bölünecekse Türkiye, madem federasyon sistemine biz geçeceksek, neden hayır? Değil mi? Neden hayır dedi de çok ilginç. Ama gerçekten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını o noktada veriyorum. Gerçekten çok başarılı bir kampanya dönemini yürüttüler. Gerçekten insanların kafalarında çok ciddi soru işaretleri bıraktılar ve özellikle de bu Türkiye bölünecek, parçalanacak yalanı üzerinden ve diğer aslında doğru olmayan retorikler üzerinden Türkiye'yi seçime doğru getirdiler. Maddeler üzerinden değil de tam tersi başka konular üzerinden yürütülmeye de çalışıldı o süreçte. Hiç biz maddeleri tartışmadan, hiç, kim evet, maddelerden bir tanesinde zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bilmediği bir maddenin, işte dedi ya, başbakan başka partiden olacak, Cumhurbaşkanı başka bir partiden olacak. Dolayısıyla nasıl anlaşacaklar diye bir sorusu da vardı. Ya dolayısıyla orada aslında o açıklama her şeyi gösteriyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi bütün şeyini, hayır kampanyasını aslında doğru olmayan retorikler üzerinden yürüttü. Bu sonuca baktığımız zaman da bunda başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi merak edilen şu.
Bundan sonra nasıl bir süreç olacak? Cumhurbaşkanı ne zaman partinin başına geçecek? Bir kongre, kurultay süreci geçilecek mi? Bugün Mustafa Eltaş'ın bir açıklaması vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanı 26-27 Nisan gibi bir partiye üyelik konusunda bir davette bulunacağız dedi. Kesin sonuçların açıklanması bekleniyor. YSK'nın açıklaması da 10-12 gün sürecek gibi. Nasıl bir süreç olacak Batuhan Bey? Bir takvime bağlanacak olursa? Yani bir şey baktığımız zaman dün akşamdan beri biz de bunu araştırıyoruz ama şunu biliyorum çok net, bunu paylaşabilirim ama diğer konuda hani genel başkan olur mu olmaz mı Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin yeniden, onu bilmiyorum. Onu süreç gösterecek ama ben şöyle bir şeyi çok net bir şekilde söyleyebilirim. YSK kesin sonuçları senin de demin ifade ettiğin gibi Sultan açıkladıktan sonra yani 12 gün sonra veya bir hafta sonra, artık ne kadar sürede açıklanırsa, bir hafta sonra bu sonuçlar açıklandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'ye bir defa üye olacak en azından. Ha, genel başkan olur olmaz onu hep beraber göreceğiz. Bu belki hem teşkilatlarda yapılacak bir tazelenme, hem işte açıkçası Bakanlar Kurulu'nda yapılacak işte sürekli bu süreçte, özellikle referandum sürecinde tartışılan, ondan sonra ancak olabilir. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı partiye üye olmadan Bakanlar Kurulu'nda veyahut AK Parti teşkilatlarında bir değişiklik. Kabine değişecek mi diyorsunuz? Yani şunun için hani bakıldığı zaman geride bıraktığımız galiba 3 tane yerel seçim, 4-5 tane genel seçim değil mi? 1 Kasım'ı da sayarsa 4-5 oldu. 5 genel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi, 2007, 2010 ve 2017'deki 3 referandum. Yani kaç tane? 4, 7, 10. 10 tane seçimi bir defa kazanmak herhalde başka birisine nasip olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani gerçekten 10 seçimi de kazanan bir lider. Devam tekrar ediyorum. Yani Erdoğan olmasaydı dünkü referandumda hayır çıkardı. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Burada aslında kazanan birisi olarak ve daha önceki AK Parti aslında reflekslerine baktığımız zaman Sultan, hem genel seçimler sonrasında hem de bu referandumlar sonrasında kabinede bazı değişiklikler, teşkilatlarda bazı değişiklikler olmuş. Olur mu? Evet olur. Bu sefer de olur. Önümüzdeki süreç daha hızlı ilerleyecek gibi. Ama Sayın Erdoğan'ın partiye üye olmasından sonra, ama burada özellikle şöyle bir şey var. Bak, yani işte erken seçim olacak mı Sayın Cumhurbaşkanı? Evet. Dün aslında Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada bunu sinyalini vermedi. Erken seçim olmayacak gibi konuştu. 2019'u işaret etti. Evet. 2019'a kadar işimize ve gücümüze bakacağız dedi ama tabii yine Ankara kulisleri hareketlendi hızla. Cumhurbaşkanının üye olduktan sonra AK Parti'ye bir erken seçimde olacağı yönde diyor. Size gelen bu tarz duyumlar, hani bakıldığı sinyaller... zaman yine aynı şekilde AK Parti kodlarına bunun bakmamız lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha önce nasıl davranmış, buna bakmamız lazım. Yine bu bana 2019'a kadar bir seçimin olmayacağını gösteriyor. Niye? Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman seçimlerin zamanında yapılmasından yana olmuş ve öyle tavır takınmıştır. Dünkü açıklamalarında da iki kez 2019 yılının 1 Kasım'ına atıfta bulundu. İki kez bunu yaptı. Dolayısıyla iki kez bunu yapması aslında seçimlerin 2019'da olacağını ve böyle olmasını istediğini söylüyor ve gösteriyor. Burada özellikle bakıldığı zaman hani teknik anlamda da Sultan, yani 17 madde değişti. Bu 17 maddenin aslında birçok kanuni olarak düzenlenmesi gereken uyum yasaların çıkartılması lazım. Bir yıl lazım gibi bir süre yani, onun için zaten bunlar özellikle yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine biz geçerken aslında Türkiye'yi çok hareketli günler bekliyor. Hızlı karar alma süreçleri, hızlı uygulama süreçleri, çabuk yönetim. Yani biz böyle birazcık hızlanacağız. Çünkü 70-80 ve hatta 90'lı yıllarda Avrupa Birliği ile açılan o makas, ben buna ekonomik makas diyorum. Türkiye ile Avrupa Birliği veya Batı demokrasileri, Batılı ülkeler arasında açılan o makasın kapatılması noktasında bir defa 2002'den bu yana 28 çeyrektir büyüyen bir Türkiye var. İşte şimdi o makasın daha da daraltılması noktasında harekete geçirilecek. Dolayısıyla bir taraftan uyum yasalarının çıkartılması, bir taraftan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlanması, bence aynı zamanda o yasalar çıkartıldıktan sonra da bunun bir alıştırması şeklinde geçecektir. Dolayısıyla bir ben erken seçim beklemiyorum. Pek ufukta görünmüyor gibi. Batuhan Bey, sizce sonuçlara baktığımızda 51.4 gibi bir evet çıktı sandıktan. MHP o beklenen desteği verdi mi? Çok tartışılıyordu çünkü MHP'nin içerisinde de bir hayırcıları olduğu, vermeyeceği yönünde.
Siz sonucu nasıl okuyorsunuz? Ya şimdi baktığımız zaman, şimdi ben sana bir örnek vereyim. Hı hı. Hani işte AK Parti, AK Parti'den başlayalım. AK Parti ne oldu? Hani bir defa AK Parti'nin içerisinde hayırcılar. Evetçilerin içerisindeki hayırcılar veya hani deyimi yerindeyse içimizdeki İrlandalılar kimler? Bir defa bunu herhalde genel merkez çok net bir şekilde görmüştür herhalde. Yani sonuçta insanların kafasında soru işareti bırakıldı mı? Ben şahidim. Yani bu evet. dönemde gerçekten öyle kişiler vardı ki bu süreci aslında başka bir evreye evet. doğru yönetmek istediler veya yönlendirmek istediler. Evet, seçmenin kafasında bir soru işareti bıraktılar mı? Bana göre bıraktılar. Dolayısıyla bunu zaten genel merkez değerlendirecektir. Ha, MHP'ye gelince, bir defa MHP bu referanduma gidiş nedenimiz olarak çok ciddi bir şekilde iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koymuş ve 339'a yani referandum aralığına götürme noktasında anayasayı ve bu yeni yönetim sisteminin çıkması için en önemli figüranlardan, en önemli unsurlardan bir tanesi olmuştur Milliyetçi Hareket evet. Partisi. Dolayısıyla biz bugün Milliyetçi Hareket Partisi sandığa gitti, hayır verdi veya işte Devlet Bahçeli dışındaki MHP'ler hayır verdi dersek bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkını teslim etmemiş oluruz. Bir örnek vereyim. Şimdi 90'lı yıllarda siyasette 2 kere 2 veya 2 artı 2 4 etmiyor. Şimdi bunu niye etmiyor biliyor musun? İşte ANAP ve MHP, ANAP ve Doğru Yol Partisi 90'lı yıllarda işte beraber seçime gittiler veya işte ittifaklar yapılarak seçime gittiler. O zaman işte ANAP'ın oyu %15'ti, DYP'nin oyu %17'ydi. 15 artı 17 %32 hiçbir zaman bulunmadı. Şimdi burada işte yapılan yorumlarda işte MHP oyu artı AK Parti oyu toplanarak işte bir %62 rakamı bulunuyor televizyonlar. Çok ne artı rakamlardan evet. gidelim. Ha, bu rakamlardan gittiğimiz zaman biz doğru sonuca ulaşmıyoruz. Diyorlar ki nerede 10 puan? MHP'de mi kayıp? Hayır. MHP'de... Hayırda da aynı şekilde durum. Tabii yani MHP'de, tabii MHP'de bir kayıp olmadı. AK Parti'de bir kayıp olmadı ama her iki parti de evet cephesinde yer alan her iki parti de bunu çok net bir şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum. AK Parti içinden evet evetçi gibi görünüp hayıra çalışanların aslında bu süreçte bu kampanyaya nasıl zarar verdiklerini genel merkezde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ben açıkçası çok iyi bildiğini düşünüyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi hayır verdi, Bahçeli dışındaki MHP'liler hayır verdi, ülkücüler hayır verdi, milliyetçiler hayır verdi demek Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok büyük saygısızlık olur. Büyük şehirlerdeki duruma ben bakmak istiyorum. Ankara, evet. İstanbul, İzmir. Hayır. Evet. Önde çıktı. İzmir'de çok büyük bir farklılık yok. Hani İzmir daha önce de hani 35-65 aralığında veya 40-60 aralığında, 40 hiç olmadı da 37 oldu galiba. Doğru bir kampanya mı yürütmedi acaba AK Parti bu illerde? Nasıl bir muhasebe yapacaktır başbakan? Şimdi açıkçası... Acaba teşkilatları da değiştirir mi büyük şehirlerde? Tabii yani bunları teşkilat anlamında büyük şehirlerde bu sonuç özellikle hani İzmir'i çıkartıyorum ki İzmir'de farklı bir sonuç ortaya çıkmadı. İzmir'de hep aynı sonuç ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara açısından bu rakamın hayırın önde çıkması çok küçük bir farkla da olsa hayır önde çıktı ama bunu değerlendireceklerdir. Yani bunun aslında oy profili anlamında da seçmen davranışı anlamında da niye buna yöneldiği noktasında bir aslında araştırmaya, incelemeye gidecektir. Hatta bu büyük şehirlerdeki tasnif veya değerlendirme ilçe ilçe de yapılacaktır. Yani dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa bundan sonraki süreçte niye hayır çıktı, niye evet çıktı, nerede oy kaybettik, nerede oy kazandık? İstatistiksel anlamda ve davranış, seçmen davranışı anlamında önceki seçimlerle karşılaştırarak bu gerçekleştirilecektir ve buna göre de tedbirler alınacaktır. Ama burada önemli noktalardan bir tanesi dün evet çıkmasının bayraktarlığını bir İç Anadolu bölgesinin yaptığını görüyoruz. Evet. Bir Karadeniz bölgesinin yaptığını görüyoruz. Hatta ondan önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaptığını görüyoruz. Yani burada hani ben yatırım yapılmıyor diye söylemiyorum. Bir, aslında bir taraftan da şeylerin İç Anadolu'nun öneminin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görmüş olması gerekiyor. Hani yatırım daha fazla işte buralarla ilgilenilmesi noktasında, ekonomik olarak desteklenmesi noktasında İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in yapılmıyor diye söylemiyorum ama bir taraftan bakıldığı zaman bunların çok net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Ama Güneydoğu'yu demin yarım kaldı. Hı hı. Baktığımız zaman
Özellikle hani 7 Haziran'ı da bırakalım. 1 Kasım açısından değerlendirdiğimiz zaman çok net bir şey çıkıyor ortaya, tablo çıkıyor. Oyların %100 arttığını görüyoruz. Nerede? Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, işte Bitlis'te, Şanlıurfa'da çok ciddi bir artış var. Hatta Şırnak'ta, hatta Tunceli'de, hatta Hakkari'de. Hakkari'de bak %5'ti galiba. Şimdi %25'lere çıkıyor. %100'ün üzerinde bile artış var. Ama bu sadece ben referanduma evet dedik diye okunmamalı. Terörle mücadeleyi destekliyoruz dedi Kürt seçmen, evet. Bölgedeki seçmen. Evet, orayı doğru okumak da gerekiyor aslında. Sadece biz evet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyoruz demiyor aslında oradaki vatandaşlar. Kesinlikle öyle. Burada en önemli noktalardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün meydanlarda tekrarladığı bir şey var. Ben bunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aynı İç Anadolu'da olduğu gibi, aynı Karadeniz bölgesinde olduğu gibi, aynı Ege'de olduğu gibi ve Akdeniz bölgesinde olduğu gibi yerleştiğine inanıyorum. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet. Burada bu sonuçların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bu sonuçların özellikle bölge halkının terörle mücadeleye devam dediğini, bu dört söyleme devam ettiğini ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hani o bölgenin deyimiyle söyleyeyim, hı hı, devletin politikalarını destekliyoruz ve bu ay yıldızlı bayrağının altında beraber yürüyoruz birlikteyiz mesajı verdi. Aynen öyle. Aslında çok net görülüyor. Çok net bir şekilde verdi. Hatta bu şöyle de aslında söylenebilir bu ifade. Bakıldığı zaman önümüzdeki dönemde özellikle terörle mücadeleden bölge arındıkça aslında işte anahtarlarını kapıların üzerinde veya arabaların üzerinde bırakan bir bölge halkı vardı PKK zoruyla. Dolayısıyla eğer halk şuna inanırsa, bak yarım bırakmadılar bu sefer. Şimdi hala onun korkusu var. Acaba operasyonlar devam edecek mi? Acaba bu terör örgütü gelip yine bizim başımıza üşüyecek mi? Çullanacak mı? Evet. Eğer devlet olarak siz bunun garantisini verirseniz, bir dahaki seçimlerde bölge halkının hür iradesinin sandığa çok daha manidar bir şekilde yansıdığını hep beraber görürüz. Biraz da dış politikaya bakalım. Bakalım. Gelen yorumlara bakalım. Mesela Amerika'da CNN... Ya orada dış politikadan önce dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk sözü neydi biliyor musun? Onu söyleyeyim de unutmayalım. Referandum sürecinde çok orantısız ve eşit olmayan bir süreç yaşadık dedi. İşte devletin imkanlarının kullanıldığını söyledi. Her seçimde ne olduysa zaten bunlar kanunlarda yazıyor. Ama ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde Almanya dediğin zaman, hani Almanya değil Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü ekonomik büyük gücü, ekonomik parametreler anlamında baktığımız zaman Almanya'nın, Avusturya'nın, Hollanda'nın genel manasıyla Avrupa Birliği'nin hayır cephesinin arkasında olduğunu unuttu galiba. Bir aydır çıkan gazeteler, Türkçe çıkan gazeteler, manşetler. Bak burada tekrar tırnak içinde maddi manevi desteğini, çok net söylüyorum, maddi manevi desteğini unuttu herhalde. Dolayısıyla burada işte hayır cephesinin sadece o eşreften, o gruptan oluşması bir kere mümkün değildi. Manşetler dedik, manşetlere bakalım. Amerikan CNN televizyonu Türkiye'deki halk oylaması ilk haber olarak veriyor ve Erdoğan zaferini ilan etti diyor. Evet. Fransa'dan gelen yine bu tarz destek manşetleri var. Yunanistan'dan gelen, evet, bir açıklama var. Sezar rejimi başladı Türkiye'de diyor. Yani tabii, yani sonuçta gerçekten çok ilginç bir şekilde bir taraftan da yine bu özellikle bu süreçte Almanya'dan yapılan açıklama, Sayın Merkel'in kutlaması gerekirken, tebrik etmesi gerekirken, bükemediği bileği öpmesi gerekirken, bunu şunun için söylüyorum, gerçekten hiç alışılmadık bir şekilde anayasanın hiçbir maddesinde, değişik maddelerin içerisinde Almanya'yı ilgilendiren, Hollanda'yı ilgilendiren madde olmadığı halde, sanki saygılı Almanya'da mı yapıldı bu ya referandum olmadığı halde siz günlerce bunu yaparsanız bu şekilde. Ve Almanya'dan da evet, ciddi bir destek var oradaki gurbetçilerden. Tabii aynen öyle. Aslında Merkel'in de bunu bir tepki olarak kendisinin bir taraftan da doğru okuması da gerekiyor. Çok net bir şekilde, bir taraftan da ilginç bir şekilde Almanya'nın da yıl sonunda, daha doğrusu sonbaharda, Eylül ayı içerisinde parlamento seçimleri var. Yani burada bir taraftan Fransa da var. Şimdi bakıyorsunuz söylemler sertleşiyor. İşte diktatörlüğe mi gidiyor Türkiye? Dün kabul edildikten sonra bu yönde açıklamalar var. Yine Almanya'dan Osmanlı gelen Osmanlı kurma politikası. Yani dolayısıyla Türkiye'de baktığınız başladı. Zaman Erdoğan yeni Osmanlı kurma politikasını
hayata geçirecek diyor Rusya. Evet, yani şimdi baktığınız zaman Rusya'dan gelen açıklamalar, özellikle Almanya'dan gelen açıklamalar, işte bir taraftan dış ilişkiler konseyi başkanının Almanya'da veya işte meclisteki demesi, Türkiye ile ilişkileri sonlandıralım, durduralım açıklamaları dolayısıyla. Nasıl bir yöne evrilecek Avrupa Birliği ilişkiler peki bundan sonra bu açıklamalara bakacak olursak? Bir defa iki eşit ortak olarak bunun aslında çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı TGRT yayınında da net bir şekilde ifade etmişti. Artık Avrupa Birliği ile oturacağız masaya dedi. Ben bunun da çok uzun bir süreçte olmayacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim bu noktada. Türkiye ile Avrupa Birliği ne zaman işte 1960'tan bu yana saydığımız zaman 40 yıl oradan 17 bu da 57. 50. Neredeyse 60 yıldır. Ha, bir böyle gitsek bir 60 yıl daha herhalde derler ki ya şöyleydi işte bunu Rum kesimi engelledi, öbürünü Fransa engelledi, ya Almanya buradan Yunanistan'a tehdit etti para vermeyeceğim diye, şu fasılda Yunanistan engelledi diye biz bir 60 yıl daha gideriz. Gider miyiz? Gideriz. Zaten bir fasıl açıldı, kapandı. Diğer açılan fasılların hiçbirisi kapanmadı. İşte 4 tanesi Rum kesiminden ambargolu, 2 tanesi Fransa'dan ambargolu. Zaten ambargolu olmasına gerek yok. Hiçbir şekilde yeni fasılların açılmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bir taraftan işte biz 2002 yılında o zaman Tayyip Bey AK Parti seçime girememişti, yasaklı olduğu için. Abdullah Gül başbakandı. Tayyip Bey genel başkandı ama boş durmuyordu. Hatta birisinde... Günde 4 ülke geziyorduk. Yani 4 Avrupa Birliği ülkesi geziyorduk. En son yani nerede yattık, nerede kalktık onu karıştırıyordum. Herhalde İrlanda'daydık en son. 4 tane ülke. Bir günde 4 ülkeye gidilir mi? Dolayısıyla öyle bir heyecan, bir hız vardı. Bir ivme kazandırılmıştı. Ama Türkiye'nin bu iyi niyetini Avrupa Birliği aslında dirseğini göstererek, hatta işte sopasını göstererek, hatta aba altından sopa göstererek karşılık verdi. Özellikle... Gezi'den bu yana en son bu referandumla bu karşıtlığını taçlandırdı ve siyasetçileri, medyası hep bir ağızdan Türkiye karşıtlığı üzerine bir politika oluşturdu. Girişten. Bununla da yetinmediler. İstihbarat başkanlarını devreye soktular. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa Avrupa Birliği ile ilişkilerin hiçbir şeyin dünkü gibi, eskisi gibi olmayacağını da söylemek gerekiyor. Biz de süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki günler elbette ki yeni haberlerin, yeni gündemlerin müjdecisi olacak. Bugün de aslında çok yoğun bir gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. İstanbul'dan yola çıkacak, başkente gelecek, büyük bir karşılama töreni bekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Hızlı bir şekilde de çalışma temposuna başlayacak. Önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısı var. Cumhurbaşkanı'nın başkente gelince vereceği mesajlar da merakla bekleniyor ama biz yayınımızın sonuna geldik. Bütün gelişmeleri bugün TGRT Haber ekranlarında bulabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.